Biraz hızlı hızlı anlatıyorum çünkü çok sıcak arkadaşlar. Ee, bir videoda giydiğim gömlek baya bir ton farkı değiştirdi. Aynı şeyi burada da yaşamamak için biraz hızlı hızlı anlatıyorum. Umarım anlattıklarımda bir sıkıntı yaşamazsınız izlerken. Ee, aylık programlarda da bahsettiğim gibi bazı dönemlerde yatılarımız oluyor bazı günlerde. Aylık programımız çıktı birkaç gün önce Ağustos için. Orada benim hangi gün, hangi şehirde? Hangi otelde yatı yapacağım belli. Ee, uçuş bittikten sonra, o şehre indikten sonra, e, uçaktaki işler bittikten sonra havalimanından çıkıyorsunuz. Havalimanın dışında sizi bekleyen araçlar var. Bu araçlar sizi şirketinizin anlaşmalı olduğu otele götürüyor. Ve burada konaklamanızı gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki konaklamanız ve ulaşımı şirket karşılıyor. Fakat bunun dışında, e, işte öğlen yemek yediyseniz ya da işte minibartlama vesaire farklı harcamalarınız varsa bunları belli bir indirim karşılığında siz kendi cebinizden ödüyorsunuz. Ee, ve e, bir sonraki uçuşunuzun saatinden bir saat önce havalanında olacak şekilde üstüne de ulaşım süresini koyarak size otelden alacakları saati bildiriyorlar. Bu saatte de işte lobide ekiple buluşarak işte ekip aracına binerek havalimanına gidiyorsunuz ve uçuşu gerçekleştiriyorsunuz. Yatılarda Genel mantık bu. Bu yatıda geçirdiğiniz sürece çıkıp şehri dolaşabiliyorsunuz eğer vaktiniz varsa ve tabii şehirde gezebileceğiniz yakınlıktaysa. Bazen çünkü şehirden uzaklarda uzak havalimanına yakın yerlerde kalabiliyoruz. Bu şekilde yatılarda kendinize vakit ayırabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ekipler nasıl belirleniyor? Ekipler şu şekilde belirleniyor. Her uçak tipinde uçak pilotlar zaten belli e, Fakat fakativ şu, şu şekilde bir e, şu şekilde bir planlama yap, yapılmasını istiyor şirketlerden. E, uçuş güvenliğini aksatmaması için tecrübeli kaptanlar genellikle tecrübe e, yeni başlamış ikinci pilotlarla uçmaya, uç Uçuyor. E, yeni kaptanlar da biraz daha tecrübeli, e, deneyimli ikinci pilotlarla uçarak Kokpitte iki tane yeni başlamış pilotu bir arada tutmak istemiyor. Bu da uçuş güvenliğinin artmasını sağlıyor. Bu şekilde planlamamız oluyor. Bir kaptan, bir ikinci pilot. Eğer uçuş mesai ile alakalı bir şeyse bazen üç kişi uçabiliyoruz. Ama benim uçtuğum uçak genellikle iki kişi uçtuğumuz bir uçak. Örneğin dört günlük Ankara yatıya gidiyorsunuz ya da ne bileyim Avrupa yatıya gidiyorsunuz. Ee, gittikten sonra genellikle aynı ekiple uçuyorsunuz fakat İstanbul'da ya da belki başka bir hava yolunda İzmir, Antalya, Ankara, Beyz uçuyor olabilirsiniz. Kendi evinize döndükten sonra bir sonraki uçuşa tamamen farklı bir ekiple uçmanız muhtemel. Ee, bu şekilde herkesin aylık programlanması yapılıyor ve o uçuşta hangi ekiple denk geliyorsanız o ekiple uçuyorsunuz. Bir sonraki uçuşta farklı bambaşka bir ekiple uçuyorsunuz. Bu neyi yaratıyor? Ee, aslında herkes birbirine alışma süreci biraz sancılı olabilir. Fakat şirket bunu e, şirketler bunu gidermek için şirketlerin e, kendi kural ve e, standart usul e, dokümanları var. Pilotlar özellikle kokpit için söylüyorum. Bu standart operasyon usullerini e, sadık kaldıkça kimle uçarsanız uçun. Aslında yapacağınız işler aynı olduğu için yanınızdaki yeni de olsa, eski de olsa, defalarca da uçmuş olsanız aslında çok bir şey değiştirmemiş oluyor. Çünkü sizin yapacağınız işler çok standart hale dönüyor. O yüzden de şirketler bu tür e, uygulamalara gidiyor. Bu tür dokümanların uygulanmasını e, pilotlardan çok ciddi şekilde uygulanmasını istiyorlar. Bu konularda da yaptırımlarda bulunabiliyorlar arkadaşlar. Peki, İkinci pilot oldunuz. Bir şirkete girdiniz. Ömür boyu ikinci pilot olarak mı kalacaksınız? Bu sorunun cevabı hem evet hem, hem hayır. Ee, i̇kinci pilot olarak da uçabilirsiniz hayatınız boyunca. Bunun farklı nedenleri olabilir. Ee, ya da belli bir sivil e, hocanın ve şirketinizin koyduğu belli bir limit, e, uçuş saat limiti ve e, yıl limitini doldurduktan sonra şirketin ihtiyacı olduğunda kaptan olma ihtiyacı ee, olabilirsiniz. Örneğin şirketiniz belli bir limitler koydu ve siz bu limitleri doldurduğunuzda şirketiniz e, dedi ki ben e, benim 15 tane kaptana ihtiyacım var. E, sırayla işte ikinci pilotlar arasında seniorite sıralamasından ilk 15 kişiyi belli aşamalardan geçiriyorlar. Bunun içinde yine simülatör eğitimi olabilir, İngilizce sınavı olabilir, mülakat olabilir, yazılı sınav olabilir, sözlü sınav olabilir. Şirketten şirkete değişiyor bu. Bu aşamaları geçtikten sonra tekrar eğitime çekiliyorsunuz. Burada bu sefer hem kaptanlık eğitim alıyorsunuz hem de simülatör eğitim alıyorsunuz. Simülatör eğitimde kaptan koltuğundan iniş kalkış, yine acil durumlarla ilgili çalışmaları yapıyorsunuz. Ardından tekrar hat uçuşuna dönüyorsunuz. Hat uçuşunda da yine yanınızda bir öğretmenle uçuş gerçekleştiriyorsunuz, belli bir e, bu süreçleri tamamladıktan sonra e, bu hat uçuşun sonunda gerçekleştirilen kontrol uçuşunda eğer başarılı olursanız e, sizi kontrol alan kaptan pilot omuzlarınızdaki üst tırmalı apoletleri alıp e, yerine 4 tırma yani kaptan apoletleri takıyor. Tabii bu ekibin önünde gerçekleştirilen bir seremoni. Bir, aslında e, resmi olarak bir anlamı yok. Yani Devlet tarafından, daha doğrusu sivil hocalık tarafından tanınan bir konu değil bu. Fakat bu e, uzun yıllardır süregelen bir adet ve çok e, hayatınız boyunca unutamayacağınız çok keyifli bir e, uygulama. Hayatınız boyunca keyifle anlatabileceğiniz bir uygulama. Tabi asıl iş e, o aparatlar takıldıktan sonra değil de sizi kontrol eden e, Eğitmen pilotun, kontrol pilotunun sizle ilgili evrakları şirkete teslim edip şirket içinde gerekli yazışmalar tamamlandıktan sonra sizin kaptan olarak atanmanız gerçekleşti. Aslında gerçek kaptanlık ondan sonra oluyor fakat bu bahsettiğim serüveni hayatınız boyunca unutamayacağınız en keyifli günlerden biri oluyor ki benim için de gerçekten hala unutmadığım çok özel anlardan biridir. Tip değişikliği nasıl oluyor? Evet başta başta da anlatmıştım işe giriş sürecinde. Tip değişikliği aslında şirketin tamamen ve tamamen kendi inisiyatifinde olan ihtiyacına göre ihtiyacı olan pilot türü. Örneğin mesela yeni bir uçak tipi geldi ya da mevcut uçak tipine tecrübeli ikinci pilot ihtiyacı var ve siz daha yeni girdiyseniz şirkete ve daha önce başka bir yerde uçmadıysanız, şirket büyük ihtimalle sizi tercih etmeyecektir. Çünkü elindeki tecrübeli pilotları oraya gönderecektir. Ya da tam tersi, siz çok tecrübelisinizdir ama şirket uzun yıllar o filoda görev yapmasını istiyordur ikinci pilotların. O zaman biraz daha te tecrübesi az olan pilotları gönderecektir. O zaman yine siz e, bu tip değiştirme sürecinde tercih edilecek pilot değil, pilot olmayacaksınızdır. Bu bir eksiklik vesaire değil. Bu tamamen şirketin kendi politikasıyla alakalı. Verdiği eğitimin kendisine nasıl geri dönüş sağlamasını istediğiyle alakalı. Şirket kendi inisiyatifiyle belli pilotları belli tiplere transferini gerçekleştirebiliyor. Kendi bünyesinde. Bu şekilde de daha sonra eğitim planlamaları yine bahsettiğim yerde fc simülatör ve hat uçuşları ile beraber o uçak tipinde uçmaya yetki kazanıyorsunuz. Arkadaşlar bir bir birçok soruda kaptan pilottan sonrası nedir diye geliyor. Aslında bakarsanız kaptan pilot olduktan sonra ömrünüz boyunca bu şekilde devam ediyorsunuz. Ek görevler alabiliyorsunuz. i̇sterseniz tabi bu yine şirketin ihtiyacı ile alakalı. İsterseniz ofis görevini alabiliyorsunuz. İsterseniz eğitmen olabiliyorsunuz. Simülatörlerde, uçuşlarda eğitmen olarak uçabiliyorsunuz. Ee, ya da bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Bu bahsettiğim yer görevi e, ve öğretmenlik görevi aslında biraz daha ek görev olarak e, gösteriliyor. E, herhangi bir aslında her pilotun olmak zorunda olduğu bir şey değil. Nasıl hani her pilot kaptan olmalıdır. Zaten kap, yani bu sektöre girdiğinizde kaptan olmak için aslında başlıyorsunuz pilotla. Fakat ondan sonrası biraz daha tercih meselesi. Öğretmen olmak istemeyebilirsiniz kendinize Birilerine bir şey anlatmak konusunda güvenmiyor olabilirsiniz ya da ek görev istemeyebilirsiniz sadece uçuşlara gidip geleyim Diyebilirsiniz bunlar tamamen kişisel Tercih meselesi Eğer e, eğitmen olmak ya da ek görev istemiyorsanız Kaptan pilotluk bu meslekte olabileceğiniz aslında en üst makam oluyor arkadaşlar Evet ee, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Uzun bir süre olmuş. Ee, umarım sıkılmadan izlediniz. Ee, ben burada biraz tabii yine terledim cam açık vesaire olmasına rağmen. Umarım e, teknik bir sıkıntı yaşamamış olurum ee, ve yayınlarım bu videoyu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz tabii ki klasik olarak kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.